الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا محمد صلوات. Akşam ders saatimiz değil, sohbet saatimiz. Maç konuşacağımıza şey konuşacağız. Şimdi ders saati değil, bazıları ders zannediyor. Risale-i Nur dersi değil. Başta onu diyeyim. Risale-i Nur dersi diye dinleme. Şimdi 26. lemada ustad kendi halet hürriyesini yazıyor. O halet hürriyesini bir şablon yapıyor. O şablona çözümler koyuyor. Monta ediyor. Tamam, işte Abdülmecid'de şöyleydim, İstanbul'da şöyleydim. Kız kardeşim Kabe'de tavaf ederken vefat etti. El aman. Hatırladınız mı? Hı. Yani Kur'an'da kıssalar var ya, orada işimize yarayacak çözüm malzemeleri Allah monta etmiş hayat süreci içerisinde. Yani o süreç içinde ha böyle oluyormuş. Ustada da yapmış. Şimdi benim yaşadığım bir haleti anlatacağım. Belki bazılarına derman olur. Metris cezaevindeki hapishanenin içinde şahit olduğum hakikat. Metris hapishanesi küçük bir asr-ı cahiliye benzer. Benzerse. Tamam, başlığı altında. Bakayım kimin işine ne yarayacak? Bunu yazdığıma göre benim bulunduğum hücre, çevresindeki hücreler tek kişilik. Tek. Bütün etrafım tek kişilik hücre. İki katlı, kilbit kutuları birbirinin üzerine konulmuş, 24 saat ışık yanan, divanının hemen yanında bir seccade koyacak kadar yerim var. Ağırlaştırmış müebbet alanlar, 24 saat ışık yanmakla beraber 1 saat dışarıya böyle bir 3'e 5 veya işte 3'e 7 bir bahçe var. Duvarları sütun yukarıya kadar, semadan başka bir şey görmüyorsun. 1 saat oraya çıkarması gardiyanın. O müebbetlere mahsus. Müebbet alanlar günde 1 saat çıkıyor. Ağırlaştırılmış müebbet alanlar hiç güneş yüzü görmezler. Bana da yer yer belki de 2-3 günde 1 saat güneşe çıkartıyor. Çoğu zaman çıkartmıyorlardı. Bu haletle Allah hakim neler yazmış, yazdırmış. Buraya Metris hapishanedeki koğuşlarda toplu olarak bulunanların yaramazlık yapanları, bir de dışarıdan çok nadir direkt buraya girerler. Mesela koğuş sistemi var. 10 kişi, 15 kişi adi suçlar yaparlar. Gasp, adam keser. Yani 20 sene, 30 sene almış. Bunlar suçların birbirine benzeme nispetinde koğuşta yatırırlar. Tek yatmazlar. Orada kavga gürültü yaparlarsa, yani dışarıda gürültü yapan hapishanede kavga gürültü yaparlarsa, çekilmez bir insansa onu ıslah olsun diye hücreye götürüyorlar. Direkt hücreye konanlar çok azdır benim gibi. Hiç koğuşa konmadan direkt hapishanenin hapishanesi geçiyor. Ve buraya en fazla 15 gün tutarlar. Biz uzun zaman orada kaldık. Şimdi bu sitem manasında değil, bir şeyi etrafını kazıyorum. Allah bu haletle bazı şeyleri gösterdi. İşte insan yani zındık dahi olsan gösterir, bir meziyet değil. Orada bu haletle çıkıyor işte. Bu tip insanlarla hep sohbetim olmuş. Yani kibrit kutusu gibiyiz. Burada bir tane ufak bir çerçeve var, cam.
O da sineklik gibi düşünün ama o sinekliği çelik. Yalnız işte hava geliyor. Sesin gidiyor. Bağırınca şeye, o aşağıki gezme yerine, hol işte bahçe dediğimiz. Bahçeye 2, 4, 6, 8. Şöyle düşünün. 3 tane burada var. 3 tane de bunun üst katı. 2 tane burada var. 2 tane de üst katı. 2 tane burada var. Bunun da üst katı. 3 tane de burada var. Bunun da üst katı. Burada 3'e 7 bir koridor var. Hepsi sıraya konmuş. Sabahtan 8'de başlar. 8'de 9 sen. Çık. 9 olur. 10'la 11 sen. 11-12 sen çık bahçeye. 12-1 sen çık. Bazen gardiyan eser hiçbirisi bazılarını çıkarmaz. Tamam mı? Şimdi dolayısıyla ben şu ikinci kattaydım. Konuşunca bu hola konuşman gidiyor. Dolayısıyla buradakiler duyuyor, buradakiler de duyuyor, buradakiler de duyuyor, buradakiler duyuyor. Tamam, böyle bir düşünün dikdörtgen. Hepsiyle sohbetim olmuş. Yani çoğu katil. Orada olanların çoğu katil. Çok bas bir iki tane mafyadan veya çok ciddi bir iş yapmış, gelmiş. Veya çok tehlikeli fıtratlar orada. Volta attığım yerin yanı başlarında parmaklık var. Parmaklıkların arkasındalar. Şimdi burada volta atıyorsun ama koğuşlara yanaşmıyorsun. Camına yanaşmıyorsun. Çünkü adam kesmiş yani. Ne yapmış? Acayip yani. Yanaşmıyorsun. Volta attığım yerin yanı başlarında parmaklıkların arkasındalar. Volta atarken sohbet ediyorum. Müthiş bir sıra Allah Celle Celaluhu nasip etti bana. Nedir o? Her kimle konuşsam asla reddetmedi dini. Bilakis voltada kalmamı, konuşmamı, susmamamı istiyorlardı. Ne olur konuş hoca. Hoca konuş. Hoca konuş hoca. Öyle. Aynı bu usta. Mübalağa etmiyorum. Duygulanıyorum bazen, kusura bakmayın. Dışarıda vahşi canavar iken parmaklıklar arasında namazı tarif ediyorum. Çünkü artık uyuşturucu hap içmiyor, ot içemiyor. Artık aklı başında çıldırıyor. Ot yok. Uyuşturacak bir şey olmayınca tek bir medet kaldı. Din. Namazı tarif ediyorum. Ama namaz bilmiyor, Fatiha bilmiyor. İnsanı anlatıyorum. Allah'ı Celle Celal, ahireti anlatıyorum. Bir tane namaza başlamadan oradan ayrıldığına şahit hiç olmadım. 15 gün kalıyorlar ya. 15 gün sonra gidiyorlar. Ama bir tane namaz kılmadan gittiğini hatırlamıyor. Hatta birkaç kişiye besmele ile namaz kıldırttım. Şöyle Allahu Ekber, Subhane bilmiyor, Fatiha bilmiyor. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Allahu Ekber, Subhane Rabbiyel Azim nerede bilecek? Subhanallah, 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 Allahu Ekber. Allahu Ekber, orada da Subhanallah, Subhanallah veya Elhamdülillah demişim. Kalkıyor yukarıya ikinci rekatta. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Besmele ile namaz kıldırttım. Sure hiç bilmiyorlar. Allahu Ekber, Subhanallah, Bismillahirrahmanirrahimlerle namaz. İki şey anladım. Bir, hiçbirisi asla ve kata Allah'tan ümitsiz değiller. Hepsi Allah'tan ümit varlar. Birincisi bunu anladım. Adam öldürmüş. Tamam. Ama hiç kimse, hiçbir tanesi ümitsiz değil. Birinci bunu anladım. Bir tane yok. Abi, kusura bakma. Oraya girip de çaresiz kaldıkları için mi Allah'tan ümitlerini kesmiyorlar? Yoksa ondan önceden var mıydı o hissiyat?
Yani ümit bilmiyor. Ama her şey bitti be Ümit. Uyuşturacak içki yok. Esrar yok. Eroin yok. Tamamen, kap yok. Tamamen terk yani her şey. Bu sefer kendi başına kaldı. Ne yapacaksın? Evet. İntihar da edemiyorsun. İntihar şartları hepsi yok. Bir ümitleri bu mu kaldı? Başka yok. Dinden başka bir ümit yok. İntihar da edemiyorsun. Camlı bir şey yok. Bir çak yok. Bez yok. İkincisi anladım. Asıl saadet Müslümanını anladım. Yani din gelince en vahşi zalim bile Allah'a itaat etti, terk etti zulmü. Asıl saadetten önce asıl cahiliye yok muydu? Asıl cahiliyede niye din gelince sarıldılar? Çünkü artık cahiliye dönemin zulmün pisliklerini de gördüler kendileri de. Ama bakıyoruz ki hemen dine sarılanlar bir ümitle bekleyenlerdi demek ki. Yok başka. Yani asıl cahiliyede kızını gömerdi. Adam artık hangimiz daha iyi nişan alıyoruz diye köleyi bağlarlardı. Sağ göz senin, sol göz benim. Oku hangimiz isabet ettireceğiz. 7 tane insan bir eşek yapıyordu. Ya tövbe, ya 5 insan. Çünkü şu ölçü şuydu. Köle pazarında bir eşek ne kadar insan işi yapar? 5 tane insan işi yapar değil mi 5 tane? Ha, o zaman 5 tane köle bir eşek yapıyordu. Düşün ya. Yani birincisi böyle asıl saadetten önceki Müslümanları anladım. Yani din gelince en vahşi zalim bile Allah'a itaat etti, terk etti zulmü. Hapiste olup da dinden ümit aramayanlara ben rastlamadım. Ama mutlaka siyasilerden olabilir. Siyasi PKK'dır, DHKP'cidir, TİKKO'dur. Onlar siyasi olarak dine düşman oldukları için onlardan evet din şeyi görmedim ama bu adam kesmiş, havaya uçurmuş, esrar öreğin trafiğini yönetmiş, mafyalık yapmış, işte doğramış, kesmiş. Peki abi mesela senin bu yaşadığın haleti veya mesela her insanda yaşayacak belki de geçmişteki peygamberlerin yani hangi icraatlarının bu zamandaki görüntüsü olabilir bu yani yaşantısı olabilir yani bunu nasıl anlayacağız yani? Ya bizler de yaşayacağız belki bunları. Yani asıl saadet peygamber geldi yaşanan haletler adeta o daha önce yaşanan zulmün neticesi olmak zorunda kaldı. Çünkü artık toplumun çıkış yolu yok. O kadar zulüm yaşandı ki artık herkes medet bekliyor. Yani her şey yaşanıyor Bülent. Bir şey yaşanıyor denmiyor ki. Asıl sağ peygamberimiz gelmeden önce ne hatırına geliyorsa. Böyle bir zulüm ayuka çıkınca yani vicdanlı olanlar veya istemediği halde yapmak zorunda kalanlar hemen yapıştılar buna. Dine yapıştılar. Hapiste olup da dinden ümit aramayanlara ben rastlamadım. Ama mutlaka siyasilerden olabilirler. Ne olursa olsun Allah'ı haşa reddedenler vardır. Bunlar da asıl saadetteki hakka karşı inat edenlere benzettim. Hani bazıları var DHKPC, TİKKO, PKK şeyleri var liderleriyle kaldım. Bunlar istemedi. Yani böyle bir dinden hani benden istemedi. Kendi hücrelerinde ne oluyor bilmiyorum. Onu da asıl cahiliyedeki insanlara benzetti. Peki sahabe bir anda ruhu nasıl inceldi ve terakki ettiyse hapise girince o insanlar fani alemde ve fani ömürde ve karanlıklı dünyada ve karanlıklı istikbalde. Sözler 45'te böyle geçiyor.
Diyor ki fani alemde bir, içine birbirine girenlere bakın. Fani alemde, fani ömürde ve karanlıklı dünyada ve karanlık istikbalde adamların istikbali yok. Müebbet almış. Yok. İstikbal ne? Karanlık. Dünya bitti. Ahiret de böyle biraz düşünse adam öldürmüş. Bir adam öldürmenin cezası da Kur'an'da faturası kesilmiş. Sonsuz cehennemdir. Ama bu asla ümitini kesmemiş. Böyle bir insan topluluğu beni içine koydu kader. Nur arıyorlar. Ama nasıl arıyorlar? Sivilde yanaşman ona, bir şey anlatman imkansız iken o insanlara, burada besmele ile belki 5 defa kılmayı fiilen gösterdim bir insana. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Bitti 4 rekatlı namazda. O koridorda dolaşma hakkım ki dolaşmıyorum. Namazı gösteriyorum. Olmadı. Aynı adama bir daha en az 5 defa gösteriyor. Ama sivilde bunlara asla yanaşamaz. Herkes de görüyor mu abi seni? Görüyor. Koğuşlarda. O koğuştaki hepsi görüyor. Ve Allah'tan ümitlerini anlatıyorum. Bir tanesi vardı. Bilmiyorum kim ne için girmişti. Dedi hoca, Allah bizi affeder mi hoca? Dalga geçmiyor ha. Esrar kopmu, esrar yok ya. Dedim ki ne yaptığını bilmiyorum ama dedim, yani bu salon şey diyeyim, bahçe diyorlar. Üst kata böyle. Ne yaptığını görmüyorum çünkü ince tel örgü. Cam ama sineklik ama çelikten görmüyorsun onu. O beni ince delikten görüyor. O beni görüyor ama ben görmüyorum. Tülden sen görürsün dışarıyı ama dışarısı seni görmez. Ne yaptığını bilmiyorum ama dedim. Senin günahlarından Allah daha büyüktür. Allah'ın gücü günahlarının affetmeye gücü yeteceğine inanıyor. Sana şu örneği vereyim. Bir bardak bulanık su Karadeniz'e boşaltsan Karadeniz bulanık olur mu? Olmaz hocam. Hepsi bitti. İşi demiyor hepsi. Olmaz. Olmaz 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 böyle sesler. Senin günahın bir bardak bulanık suya benziyor. Allah'ın rahmeti de okyanus. Senin bir bardak günahlarınız okyanusu değiştiremez. Sonsuz cehennemi anlamasın İbrahim sen bak. Sonsuz cehennem, ben adam öldürdüm. Sonsuz cehennemi düşünürken bitti de ya, dünya bitti zaten. Allah beni affetmez sonsuz cehennemi düşünürken adam din adına birisi geldi. Niye seni Allah affetmesin ki? Fetreti de var ya. O Bülent bir nara atı, bir kulü satıyor. Karadeniz'de öyle de kulü satar. Ama fitri ya. Yani gardiyanların koştuğunu hatırlıyor. Bu sevilmesi ama değil mi? Tabii. Öyle bir şey arıyordu zaten değil mi? Evet. Ondan sonra kurbanın olayım kurban. Kurban olayım senin Allah'ına. Seni bize Allah gönderdi. Senin kurban olurum. Seni sivilde ne görürdüm? Aşağıdan bağırıyor. Ola bu hoca sana nasıl yanaşırdı? Evet diyor, kendisine bir soğuyor. Bilmem ne çocuğuna hakikaten nasıl gelecektin? Allah böyle. Bazen Allah diyor, başlama ağlamaya dönüşüyor. Anlamazsınız. Sonsuz cehennem düşüncesinden, korkunç hiçlikten, azabından bir şeye tutundu. Tutundu, bu dala tutundu. Hani var ya, burada bir göle gitmiştik. Göl, kenarları ağaçlar da, değil mi? Ağaçların yan dalları suya vurmuş. Sipsiyah göl.
Şimdi o sipsiyah gövde adam boğuluyor. Ufak bir dala tutunsa ne yapar? Gibi. Ya da karanlık nerede olduğunu bile bilmediğin bir yerde ufak bir ışığı fark etmek. Ya. Peki abi bu mesela bazılar kelime-i şehadet getirmese bile böyle bir şeyden dolayı böyle sevinmesi, sonra sana Allah'ına kurban olayım demesi, bunu otomatik olarak dine sokar mı? Sokar. Dindir o. İlle işaret-i cazdan söyleyeyim. Ya diyor, seni tarif ettiğin imanı diyor, avam tarif edemez diyor. İmanı yok mu diyor. Din zaten güzel bir tanım ve tarif avamdan istemiyor. Kalbinde bu mana varsa yetiyor. Mesela şöyle diyeyim. Şimdi adam namaz kılıyor. İmam. Tamam. Namaz kılarken rükya eğildi. Şimdi Subhane Rabbiyel Azim. Üç defa diyecek ki sen de geldin yetiştin. Ya Rabbi niyet eyledim yatsı namazını farzını kılmaya. Kıblem Kabe, uydum hazır olan imama. Allahu Ekber. Ondan sonra Allahu Ekber ikinci diyene kadar adam kalkacak. Rekatı kaçıracaksın. Ama burada. Ha o zaman kalben niyet farzdır. Lisanen ifade etmek sünnet. Hiç ifade etmiyorum mesela ben camiye giderken yolculukta. Baktım tam rüküde. Hemen yatsı namazının farz ayağı. Hiç ifade etmiyorum. Zaman geçecek. Adam kalkacak. Kalkınca ben buna yetişirsem bir tanesine bile yetişirsem Subhane Rabbiyel Azim dersem rekata yetişmiş oluyor. Ama %50, 90 ya, şu 90, bu da dik. Bu 45 dereceyi bu kadar geçse, yetişsem, yetişmiyor. Ama desen, adam kalkacak. Yatsı namazının farzı, imam, uydum, hiç söylemiyorum bunu. Allahu Ekber, giriş. Allahu Ekber, şöyle yapıyorum. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bak ifade etmiyor. Senin sorun. Yani ifade etmesi sünnettir. Farz değil. 5 defa kılmayı fiili gösterdim. Tamam yeter demiyor. Bir anda bütün istidadıyla dinden medet istiyor. Dine ihtiyaç duyuyordu. Dedim ki sahabe de böyle zeminde, yani sahabe de herhalde böyle bir zeminde olmuş. Yani esrar eroin kalktı. Hani adamdan niçin dini medet yapıyor? Bu adam korktuğundan değil ha. Korksa zaten yapmaz. Yaşamak istediğinden değil. Vicdan bırakmıyor. Ahiret var. Müslümanın çocuğu bu. Bir bakıyor istikbale, istikbal karanlık. Dünyası bitti. Yani ben dine inandım da hapisten çıkacağım diye değil. Vicdan yakıyor. Dedim ki sahabe de böyle zemindeydi demek ki. Yani asıl saadet, yani asıl saadet önceki cemiyette İslam gelmemiş asıl cahiliye zeminini Metris genile benzettim. Yani İslam gelmeden önce Metris hapishanesini sanki asıl cahiliye zeminine benzettim. Sanki Metris küçük bir asıl cahiliye zemini. Metris'in çatısını kaldır. Ortadaki duvarları kaldır. Al sana küçük bir asıl cahiliye. Duvarları çivili ya. Kaldır çatısını. Bölmeleri kaldır. İnsanlar birbirine karışsın. Asıl cahiliye aynı. Orada da mesela sen demin dedin ya abi korktuğundan değil dini kabul etmesi. Yani korksa zaten yapmaz dedin ya. Asr-ı Saadet'te mesela adam Müslümanlığı kabul ediyor ama her taraf karanlık. Evet. Yani ölmesi %99. Yani öldürülmesi. Şimdi medrese de yatan birisi dini kabul etti, dışarı çıkacağını bilse, yani dinden de dolayı olsa dışarı çıkacağını bilse, onu medet et umumla, dışarıda öldürüleceğini biliyordur. Öldürüleceğini biliyor. %100 öldürülecek dışarıda.
Demek ki o şey değil, yani sebep o değil. Ha ben Allah'ı kabul edersem, dini kabul edersem kurtulurum manada. Vicdanın ancak. Resmen vicdanından başa başa. Baş başa. Artık uyuşturucu kalktı. Bak şimdi. İçki kalktı. Karı kız kalktı. Neyle? Kendinle tanıştı. Kendinle baş başasın. Baş başasın. Dışarıya çıkarmıyorsun. Yani yatağın, bir de yatağın kenarında seccade koyacak adı yer var. Öyle oturuyorsun. Ölünceye kadar. Ne yapacaksın şimdi? Ölünceye kadar. Abi o zaman her böyle kendi başımıza olduğumuz vakitler bir metris mi olmuş oluyor? Metris gibi küçük bir nümeniz. Peki abi, senin bu haletle girip onlara ders verme, bir de normal bir mesela diyelim ki dışarıdan seni çağırıp bir vaaz tarzında seni götürselerdi, senin onlara anlatışında bir farklılık olur muydu? Veyahut da onların senin anlattıklarını veya seni kabul etmelerinde bir farklılık olur muydu? Bana teklif etmişlerdi. Yani bu kadar etkili olabilir miydi? Onu anlatayım. Bana teklif etmişlerdi. Bana geldiler, dediler ki 5 tane kişi bu. Hapishanelere haftada 5 gün sohbete gideceksin. Kadrolu. Her gün bir, hepimiz bir koğuşa gideceksiniz. 5 tane. Haftada 5 gün. Ama bir şartımız var. Yurt dışına, şeyler arası hiçbir yere gitmeyeceksin. Sırf bu hapishaneye gideceksin. Onun için kabul etmemiştim. Ve zoraki gittim. Eğer ben dışarıdan vaaz gelseydim, içerideki insan onun gibi olamazdı. Çünkü tabii senin tuzun kuru. Konuşacak, konuş içine geçirlerdi. Ama aynı mağduriyet bende de var. Ben de içerideyim. Bu adam nasıl mutlu? Ben bazı, ya sabredin arkadaşlar, geçecek dedim. 10 dakika sonra hapishanenin kapısından çıktım gittim. Tesir etmiyor ki. Yaşanmamış bir şey söylüyor. Ama ben de içerideyim. Geçer arkadaşlar. Niye? Zamanı durduramazsınız ki. Zaman bir şerite benzer. Veya nehire benzer. Akar gider. Diyen benim. Ama ben de içerideyim. Korkunç fark var. Medrese Yusufiye boşuna dermemiş. Sen de bir şey anlatınca nasıl sarılıyor? Hemen sarılıyor. Çünkü bak bir tanesini misal vereyim. Birkaç tane yazdım. 21 yaşında cinayetim var hocam dedi. Yani torbacı, abisi demiş ki işte esrar, eroin, mafyası, koridorun sahibi, bizim izzetimizi sen kurtaracaksın. Tamam abi. Tanımadığı kişiyi gidip öldürüyor. Adamın izzetini korumak adına. 21 yaşında. Bana dedi ki 21 yaşında cinayetim var hocam dedi. Mahkeme ne istiyor sorunca, ne istiyor senden de, niye böyle şey, ağırlaştırılmış müebbet aldım hocam diyor. Ağırlaştırılmış müebbet, günde bir saatte ışık yok. O dediğim yerde yatacak, ölünce kadar. Bak şimdi, avukat diyor, devam ediyor, avukatım ama inşallah ağırlaştırmıştan müebbete düşüreceğim demiş. Merak etme, ümitli ol demiş. Ona seviniyordu. Ağırlaştırmış müebbetten, müebbete düşürecekmiş. Ona çok seviniyordu. Müebbet demek, günde bir saat bahçeye çıkacak. Ona seviniyordu. Ötekisi mahkeme 21 seneden 16 seneyi indirdiği için 19 yaşındaki genç seviniyordu ve hakeza. Başka bir tanesi var. Seviniyordu. Ey, mahkemeden gelmiş. Arkadaşlar. Diye. Ne oldu dedik. Ondan sonra şeyliydi. Batmanlı.
25 seneden 16 sene net. 16 sene öyle seviniyor. Net yatacak 16 sene. Ona seviniyor. Vakeza. Bunlar aptal değillerdi. Akılları vardı. Şimdi düşün. Dinden başka nereden ümit bekler ve bulur? Mümkün mü başka? Ben de seyrediyorum böyle. 25 sene, 16 sene ötekisi ümit vermiş. Müebbet, ağırlaştırılmış müebbette müebbet verecekmiş. Dönüştürebilmiş. Avukat yapabilecekmiş. Şimdi düşün. Dinden başka nereden ümit bekler ve bulur bunlar? Mümkün mü? Bu delikanlıların dine sarılması gibi sahabe de böyle sarılmış. Dünyası ve ahireti bitmiş insanın dine nasıl sarılır tahmin bile edemezsiniz. Dünyası ve ahireti bitmiş insanın dine nasıl sarılır o anda sarılmasını tahmin bile edemezsiniz. Ben bahçeye çıktığım zaman şu açıya birinci katların camlarına gidiyorum, görüşüyorum. Bir tokalaşamıyorum. Suratlarını görüyorum. Anlatamam size. Onun şöyle demişti bir tanesi. Ağırlaştırmış müebbet diyen 21 yaşında delikanlı dedi ki, Hoca, iyi ki müebbet ve hapishaneye geldi. Niye? Dedi ki, eğer sen sivilde bana ulaşma mümkün değildi. Öyle geberip gidecektim. Ama buraya geldim, Allah'ımı seninle tanıdım, namazımı seninle başladım. Çok seviniyorum hocam. Allah'ımı tanıdım, namazla tanıştım. Ona seviniyordu. Bayram yapıyordu. Onun için sahabe dine ihtiyacını nasıl hissetmiş? Sahabe nasıl hissetmiş dinine sarılmış? Bilemeyiz. O hapishanedekiler de aynı böyleydi. Bilemiyoruz. Dini mahsetmiş, emmiş. Ben onlar için insan değilim. Sanki gökten inmiş Cebrail, Mikail, bir meleğim. Korkunç içtikten, mutlak yeisten merak etme. Allah'tan sakın ümidini kesme. Gibi bizim o psikoloji, Kur'an'daki o hadisteki o teselli şeylerini zikredince artık adam için sen bir başkasın. Bilmiyorum. Onun içine girmen lazım ki ben kimim? Abi gel bu adamlara şimdi psikolojik hap ver. Ya. Tabii depresyon hapları falan var mesela. Ya. Abi değişen bir şey yok ki. Burada mesela dışarıda bile olsa adam depresyondaysa o hapları veriyorsan aynı şey yani. Din olmayınca. Acayip. Ne kadar tesir etsin. Çıkarken başka hapishaneye naklediliyordum. Erkek ağlar mı? Ağlar. Nasıl vuruyor? Şimdi hapishaneye girdik. Erkek ağlar. Ağlıyor. Bir de orada yazdım. Yaşlılarla çocuklarla arasında ne fark var? Evet, çok şey konuşulur da. Ne yazdım biliyor musun? Çocuklar istedikleri her yerde her zaman ağlayabilirler. Mahsur yoktur. Yaşlılar zamanlarını ve mekanlarını ağlama zamanlarını ve mekanlarını kendileri ayarlar. Onu orada yazdım bu cümleyi. Ama anlamazsınız bu cümleyi siz. Abi mesela çocuğun canını sıktın mı? İstediğini vermedin mi? Çocuk hemen ağlıyor. Ama aynı çocuk anne babanın canını sıktı mıydı? Yanlış bir şey dedi miydi? O anda mesela yutkunuyor insan. Vaktini bekliyor. İstidatların ve kabiliyetlerin dini emmesi, dine ihtiyaç hissettiğini kadardır. Dini ne kadar emer sohbetlerde? İhtiyaç hissettiğimiz kadar. Adam derste, telefonla, yok bir şey değil, şey diyor. Böyle ders dinleyen adam, ders mi değil? Dinden ne kadar istifade edersiniz? Sünger ne kadar ıslaksa suyu o kadar çeker. Kuruysa. Sünger ne kadar kuruysa o kadar su çeker. Dine ne kadar ihtiyaç hissederseniz
o kadar istifade eder. Duyarsınız. Yoksa duymazsınız. Hiçbir şey. Diğerleri taklit, görenek gibi seviyelerde kalıyor. Görenektir. Anne babadan kalma dindarlık, tesettür ve namaz. Eyne sera mine süreya. Yani bunların dini emmesi, dini yaşamaları, besmele ile namaz kılmaları. Nerede? Anne babasından, örften, gelenekten, tesettürdür, namazdır. Duymuş. Ha hu hu. Lakara lukara dini zoraki yapanlara hiç kıyas edilir mi? Onu bir görsen. Hapishanedir da türkü söylüyorlar. Oradan türkü patlatmış. Oradan uzun hava patlatmış. Oradan böyle karamsar arabesk. Onu söylüyor. Namaz vakti geliyor. Allahu ekber, Allahu ekber. Ezan okuyordum camdan. Çiğit. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Okuyorduk. Gidik. Bağırıyor. Hoca bir de oku be. Camda ayakta. Rahman okuyordum gece yarısı. Okutturuyorlar. Hepsi bağırıyordu. Hoca bir bak. Nasıl emiyorlardı? Şimdi din ucuza gitmiş. Laka. Acayip. Peki böyle bir şeye gönüllü olur muydun abiciğim? Olmazdı. Olamazdı. Çünkü o ruh iradeyle olan şey değil. Hayyanel felâh. Olamaz. O fıtri olmuş. İradeyle orada sohbete gitsen. Onlardan birisi. İşte Allah Resulü niye tesir etmiş? Onlardan birisiydi. İmtiyazlaşmadı. Bir insan ders yapan imtiyazlaşmayacak. Onlardan birisi olacak. Onlardan birisiydi. Hayatımda da öyle. Pat adam evime dershaneye gelebilir. Ulaşılamaz böyle bir şey değil. Onlardan birisi. Ondan sonra bir tane şey söyleyeyim. İstanbul'da, Türkiye'de Allah'ıma sonsuz şükürler olsun. Bir hastalık var, kafa oynatıyor çocuk. 8 yaşında, yok belki var. Yeğenim buna şahittir. Belden aşağı felç. Hastanede kamera koymuş, onu takip ediyor. Hastanede takip ediyorlar. Felç bitmiş. İlk 2 sene yürüyordu. Ondan sonra bir şey anlatacağım. Benim yeğenimin, eniştemin komşusu. Dükkanın bitişin üst katı. Ya dedi sen işte duyulmuş işte. Sen kayınçon hocadır. Ya bir okumaz mı? Dünya bitmiş. Tıpta bitmiş. Lan bu ne? Bana dedi ben ne anlarım ya bu tıbbidir ya. Ya sen demedin mi dedi eniştem diyor. Sen demedin mi Kur'an erde de devamı? Lan o katın dedik ya. Kapatın dedik ya. Ya sana ne? Ya bir süre okusan ne olur? Adam ümitle günlerce seni bekliyor. Ya bir şey okusan. Ya benim işim değil bu. Anlama. Ya bir Yasin oku dedi ya. Okuyayım dedim ya. Okuyayım. Yasin okumadım. Benim dersim yok mu cüz Kur'an? Cüzüm orada okudum. Ama yaptım elimi kafasına koydum.
Yalan mı söyleyeceğim? Ne ihtiyacım var benim ya? Ondan sonra ayağını şöyle yapıyormuş. Oynatmaya başlamış. Bir şey anlatmak için anlatacakmış. Artık soyda bayram havalara kalktılar. Yani çocuk ayağını oynattığından mı Kur'an maddeye nasıl tesir ediyor? Bir şey anlatacağım şimdi. Onlardan birisi olmak. Bir daha, üç gün ya, bir daha okuyayım da işte. Cüzüm okur. Bana nasıl hürmet ediyorlar tahmin edin. Dur. Dur. Kardeş otur şuraya bakalım. Kapıdan girerken terliğinde bilmem ne. Otur bakalım. Haklısın. İstifade ettiğine göre hürmet ediyorsun. Ama ben öyle birisi değilim. İnan böyle. Size de doğru söylüyorum. Ben çoğu zaman bulamazdı. Bulduğu zaman kuru ekmek yiyen bir kadının çocuğu. Senden bir farkım yok. Bu söz peygamberin sözüydü. Var ya. Annem de böyleydi. Fakirdi. Annemler. Özgü. Kuru ekmek yiyen veya bulsa mısır ekmeği parça bulurdu. Üzerine lahana koyardı. Onunla tarlaya giderdi. Bunu çok defa görmüşüm. Oh mısır ekmeği. Lahana şey yapardı. Ezilmiş lahana. Yani ben böyle zavallı bir insanım yani. Öyle bir hürmet etme. Ben rahatsız oluyorum. Senden birisi. İnan. İnan bana. Tamam hocam ama elimde değil. Olsun. Bu Kur'an sebebe istersen teşekkür et diyor. Bediüzzaman Hazretleri. Müessir-i hakiki Allah diyor. Ha? Şimdi ayaklarını oynatıyor böyle de. Yani bir mucize oluyor. Yani Allah işte. Yani niçin bunu anlatıyorsun? Bülent, ben de onlardan birisiyim. Hapiste soruna cevap verdim fiilen. Hapishanede onlardan birisiydim. Onun için tesir etti. Evet, onlardan birisiydim ama mutluydum. Diyordum ki, bana inanıyor musunuz arkadaşlar doğru söyleyeceğime? Hepsi birden. Bir de yemin edeyim diyor. İçeriye girdiğime pişman değilim. İki kaybettim, 20 kazanacağım. Bir tanesi şöyle dedi. Doğrudur, beni kazandın dedi. Elhamdülillah. Evet. O 21 yaşındaki nasıl ağlıyor? Doğrudur, beni kazandın. Nasıl biliyorsun? Beni kazandın. Her gün ağlardım onları gördükçe. Ağlayarak sohbet yapardım. Yani Rahman'ı bitirebildiğimi hatırlamıyorum. Kopardım yani. O bahçede okurdum. Yankı yapardı. Asılırdı. Sonra duyduk ki kapının arasında bütün gardiyanlar dinliyor. Herkes susuzlandı. Hepsi. Psikoloji yaptığım zaman öteki başka bölümdeki gardiyanlar da geliyormuş. Abi onlar da etkileniyordur ya. En çok. Evet. Gardiyanlar kendi iradeleriyle mahkum zaten. Onlar da sabahtan akşam orada. Hasan abi bir şey soracağım ben de. Şey gibi mi oluyor? Mesela o gibi insanlar daha önce de yani sonuçta bir ruhları hapsedilmiş yani. Evet. Yani mesela yanlış tutsaktı. Ruhları tutsaktı. Esrar. Şeytan esri almış mesela. Şeytan, kadın, para, şöhret, esrar, kariyer. Ondan yani sonra bunlar kalktı Ramazan. Kendisiyle tanışmaya başladı. İlk defa kendisiyle baş başa kaldı. İlk defa. Hep kendisinden kaçtı. Hep kaçış. Herkes kaçıyor. Evde duramıyorum, kaçıştır. Hemen televizyon açmak, kaçıştır. Hemen internet cep telefonuna girmek, kesinlikle kendisine kaçıştır. Kaçış. Abi, şimdi tuhaf bir soru olacak da. Şimdi şöyle, sen zaten hapiste değildin. Tamam hapise girdin ama gene de hapiste değildir onlara göre. Ama Allah tamam bir nevi bazılarını kurtarmak için sevdiği kullarını bir türlü o halete sokuyor misal. Ama yani sen ne kazandın o şeyden? Yani bir umutsuzluk falan filan oldu mu sende?
Yedi olmamıştır biliyor musun? Yani yedi kudretinde olan nefsim, o Allah'ın zatına yemin ederim ki girer girmez ilk yaptığım şuydu. Girdim, üzerime kapıyı kapattılar. Allah'ım, bu hapishane nimetini ben hak etmemiştim. Bana nasip ettiğin için sana nihayetsiz şükürler olsun diye iki rekat şükür namazı kıldım. Ve ağlamıştım. Çünkü Süfyan'ın cehennemine giren Allah'ın cennetine girer. Süfyan'ın cehennemine giren, cennetine giren Allah'ın cehennemine girer. Beşinci şu anda bu hadis var. Ben oraya esrar için girmedim, kız kaçırmadım, karşılıksız çek senet vermedim, adam öldürmedim. Ben devam için girdim. Özür dileseydim 3 gün kalırdım. 9'da rapor, kağıt getirdiler. Buraya özürünü yaz. 9'da bir de alacağız. Pazartesi, çarşamba günü çıkacaksın. Özür dilemek, geçmişimi ve naklettiğim mütemet kitapları inkar anlamına gelir ki kendimi düşünmek adına mütemet kitapları inkar edemem. Üslubum yanlış. Üslubum yanlış. Ama söylediklerim doğru. Ve hiçbir zaman ümitsizlik şöyle dursun, hep böyle daha acayip bir ümitle doldu. Acayip. Çünkü ben kaybettiğim bir şey yoktu. Çünkü içeriye girdiğim zaman dışarıda da kimseyi bırakmamıştım. Hepsi benimle beraberdi. Dışarıda bir şey kalsaydı üzülürdü. Benimkiler benimle beraberdi zaten. Onlarla yaşıyorduk zaten. Kantinci demişti ki, kantinci, senede metrisi 20 bin mahkum girip çıkıyor. O zaman küçük Mekke'si kadar sanki demiştim. Mekke'nin cahiliye dönemi kadar. O da o kadarmış. O kadar bile yokmuş. Metrise her sene 20 bin kişi girip çıkıyormuş. Kantinci söylemişti bana. Senin ağzına bakıyor ümitli sözüne, teselline, ümit vermene. Haşa, misal için söylüyorum. Sen de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vekiliymiş gibi sana sarılmaları, senin ümidinle hayata tutunmaları, dünyalarını ve istikballerini nurlandırmaları hep seninle oluyordu. İşte ben o haletimi düşün ümit. Sanki tövbe, haşa. Küçük bir metris 20 bin insan var. Her sene geliyor. Peygamber Hazreti Semeke geldiği zaman 20 bin insan yoktu. Sanki küçük o asr-ı cahiliye, ben de sanki Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın vekili gibi inmişim. O insanlar haşa, sanki vekiliymiş gibi sana sarılmaları, seninle ümitle hayata tutunmaları, dünyalarını ve istikballerini seninle nurlandırmaları, onun karanlık dünyasını ve karanlık istikbaline nur serpmeni, benim halim ise hayal et. Dinim için buradayım. Benim aletimi söyleyeyim. O zaman yazmış. Dinim için buradayım. Dinimin gereğini yaptığım için çile çekiyorum. Bu bana güç veriyor. Gücümü almıyor. Hani Deccal'ın cehennemine giren Allah'ın cennetine girerdi ya, ilahir hadisini düşünmek tabii ki teselli ama mukaddes çileme dönüşüyordu. Çile. Hapishane çilem mukaddesleşiyordu. Abi son. Yine savunmayacak da hapishane girin de. Sonra. Hazreti Yusuf Aleyhisselam hapise düştüğünde iftiradan dolayı. Biliyor musun? Belki bir ortaya çıkacak. Ya ölecek ya çıkacak. Ve senle yani
şey olmasın da, yanlış anlaşılmasın da, sen de doğruyu söylediğin için hapise atıldın. Çıkabilirim umudu var mıydı sende? Yoksa burada bitti miydi diye düşündüm. Yani o hale peki, ben şey etmek istiyorum da. Peki. Bir kalem var mı? Şu kaşık düşün. Her lokmada, her lokmada azir bunda. Azir bunda, bismillah. Her lokma atışımda zehir bunda. Düşünerek yaşadım. Sağ çıkacağımı tahmin etmiyordum. Yani psikoloji tamamen, yani şey olmasa, dediğin gibi din olmasa bitmişti. Fakat tam tersine bana, dinim için buradayım, dinimin gereğini yaptığım için çile çekiyorum, bu bana güç veriyor, gücümü almıyor. Hani Deccal'ın cehennemine giren Allah'ın cennetine girer ya, ilahir hadisini düşünmek tabii ki teselli ama bana çilemi mukaddes çileye dönüştürüyordu. Ben de onların içinde çile çekiyorum, onlar da çekiyor. Haşa, la teşbih ve la temsil. Asr-ı cahiliyede cahillerle Efendimiz gibi onlar, o da çile çekiyordu. Sen bir şeyi temsil ediyorsun diyordum. Temsilen buradasın. İnsanları uyarmaktan buradasın. Ben de başkaları gibi, diğer nurcular gibi ben de otururdum yani. Ya sabuna dokunma. Otur işte. Çayını iç. Bismillah, Sübhane derse ne karışıyorsun bu işlere? Senin işin. Oturabilirdin. Ben demek ki temsilen buradasın diyordum kendime. İnsanları uyarmaktan buradasın. Senin de çilen ama senin çilen mukaddes çilen. Bazılarının ümidi ölüm olmuş. Bak burada 85 metrekare miydi bina? 85 metre abi. Adam intihar etmiş. Şimdi bir şey söyleyeceğim, cümle söyleyeceğim. O güzel bir vecize olabilir. Çözümü, çıkışı intihar ise, intihar olan ruhsal bunalımı hayal edebiliyor musunuz? Yani intihar çıkış olmuş. İntihar etmek çözüm olmuş. Peki intihar çözüm ise ruhsal kaosu, ruhsal cehennemi nasıldır? Hesali. Yani anlıyor musunuz? Çözüm intiharsa, intiharla çözüleceğini zannediyorsa neyi? O azabı, nasıl bir azabı yaşıyor? Ki intihar çıkışı olmuş. Bazılarının ümidi ölüm olmuş. Ölüm, ümit olur mu? Hoca diyordu ilk girdiğimde. İntihar edecek hiçbir şey yok. Her gün diyor, intihar nasıl ederim onu düşünüyordum. Ta sen gelene kadar. Peki abi hangisi kolay olurdu? Mesela bazen diyoruz ya, eğer sen hizmetin veya dinin derdine düşersen Allah senin derdini alır diyor mesela. İki derdi birden Allah vermiyor. Peki hapishanede kendi derdine düşseydin, bu mu ağır olurdu? Yoksa insanların imanını kurtarmak, bir nebze olsun çare olma derdine düşmekle hangisi daha ağır gelirdi acaba? Tabii ki kendi derdine. Çünkü orada kendimi düşünmüyordum ki, düşünmeye zamanım yoktu. Hep insanlara ne yapabilirim? İmanını nasıl kurtarırım? Ben bu kuyudan bunu nasıl çıkarırım? Hep bunu üretim yapardı. Böyle yapmakla esasıma bir nevi, esasıma arka taraftan insan kendi psikolojisini tamamen hani bir düzlüğe çıkartmış olmuyor mu abi? Tabii. İnşa ediyor. İnşa evet. ediyor kendini. Çünkü tamamen yüzeye çıkar diyor. Yani psikolojinin bozulma fırsatı yok. Niye benziyor biliyor musun? Niçin nur talebeleri imanla kabre girer? Çünkü insanların imanını kurtarayım. Allah peygamber, Allah peygamber. İnsanların imanı nasıl kurtarayım devamlı düşünürken ecel geliyor, imanı, imanla gidiyor. Hep onu düşünürken ecel geliyor.
Biz de bu insanları nasıl düzlüğe çıkarırız düşünürken, çünkü bir insan çukura düşebilmesi için, psikoloji bozulabilmesi için düşünmesi lazım. Bir insan düşünmeden psikolojisi bozulamaz. Düşünceler hisleri aktif eder. Hisler duyguları. Duygular sinirleri. Sinirler hormon bezlerini. Hormon bezleri de bizi kötü hissettirir veya hissettirir. Yani bir insan kötüyü düşünmeden kötü olamaz. Deliler, çocuklar, hayvanlar düşünmedikleri için psikolojileri bozuk değildir. O zaman sen metrese girmemişsin abi. Biz metrese girmişiz. Zaten onlar öyle dedi. Biz hapiste dışarıdaydık. Şimdi hürriyetimize kavuştuk dediler. Kaza nasıl kılıyorlardı? Bak, bir insan böyle olumsuz düşünmeden kesinlikle psikolojisi bozulamaz. Böyle bir kural yok Allah'ın. Ustad ne diyor? Allah'ın tarif ettiği şey, dediği şey güzeldir. Güzel gören, Allah'ın güzel dediği şey, güzel gören, güzeli gördüğü için aldı içeriye. Güzeli gördü, soktu kulağından. Güzeli gördü, gözünden soktu. Burnundan, elinden vesaire. Güzel malzemeleri içeri sokarsanız, o malzemelerle düşünce yapacaksınız. Güzel gören, güzel düşünür. Güzel düşünen de hayatından lezzet alır. Yani olumsuz düşünürken kendini nasıl mutlu hissedeceksin? Veya olumlu düşünürken, insanlar olumlu anlatırken kendini kötü hissedemezsin ki. İstesen de mümkün değil. Şu anda kendinizi kötü hissedebilir misiniz? Yok, ancak duygusallık olur. Allah Allah. Ben de onlar için de çile çekiyorum. Onlar da çekiyor. Haşa, la teşbih ve la temsil. Asr-ı cahiliyede cahillerle Efendimiz gibi çile çekerdi. Sen bir şeyi temsil ediyorsun Hasan, temsilen buradasın, insanları uyarmaktan buradasın, senin de çilen ama mukaddes çile. Bazılarının ümidi ölüm olmuş, ölüm ümit olur mu? Ölüm, intihar umut olur mu? Televizyonlarda her gün katil seyreden gencin yani katil filmleri seyreden bir gencin özentisinin sonucu bu. 21 yaşında hep böyle mafya filmleri seyretmiş. Hep böyle şey vurmak kırmayı seyretmiş. Ne olur? Kurtlar Vadisi'ni seyretmiş. Hep mesela vurmak kırma. Peki ne olmuş? Özenti yapmış. O da gelmiş sıkmış kafasını ama yeni uyanmış. Oysa cesaret canavarda var. Cesaretini göstermiş. Ustad diyor ki cesaret istiyorsanız diyor. Canavar var. Gücünü mü gösteriyorsun? O küzlarda daha fazla var. Cesaret istiyorsan canavar da var. Güç istiyorsan o küzlerde var. Ama insanlık insanlarda olur. İnsan sorumlu sahibi olmalı. İnsan sorumluluğunu bilmeli. Sorumluluğunu bilmese sorumlu olacağını bilmeli. Sorumluluk hissetme nispetinde söylersin, yaparsın. Sorumluluğunu hissettiğin kadar insansın. Allah orada yazılmış bu cümleler. Allah'ım Celle Celaluhu iyi ki hesap soruyor, soracak da. Bir de hesap sormasa. Allah ne güzel Allah. İyi ki hesap soracak. Hapishanede diyor. Yani bazıları yat gir sonra hesap soracağız. Allah iyi ki hesap soruyor ve hesap soracak. Zalimleri de görünce orada. O çocuk, genç,
o cenniyatı yapana kadar ben neredeydim diye çıldırıyorum şu an. Kendimi suçlu o zaman hissettim. O 21 yaşında ağırlaştırmış Mehmet dedi ya, onu görünce kendime şöyle dedim, bu genç bu cinayeti işleyene kadar ben neredeydim? Niçin ben buna ulaşamadım? Beni kahrediyordu. Aman Allah'ım affet beni ya Rabbi diye ağlıyorum şu an. 6.07.2017 Metis Cezayir. O onun derdini ağlıyordu. Çünkü onun hesabını bana sorardan korkuyordu. Peki burada durayım. Yer yer bu tür dersler yaparız. Ve ahir devamım en elhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha.